Merhaba değerli dostlarım, ben Zafer Ceylan. Borsada Nasıl Para Kazanılır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim değerli dostlar. Buradaki anlatacaklarım öncelikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Grafiğimiz her zamanki gibi PGO, yani Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Evet arkadaşlar, kısa bir öz anlatacağım. Fazla uzatmayacağım çünkü biraz bugün yorgunum, biraz da başım ağrıyor. O yüzden destek dirençlerimizi vereceğim. Bundan sonra grafiğimize göre bakacak olursak nereler gidilir onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, daha önce de dediğim gibi sabit dediğimiz yani gruptaki sabit mesajımız aynı şekilde destekler devam ediyor arkadaşlar. Özellikle bugün 2.26'yı 4 saatliğe bakacak olursak, evet, iki sefer destek yapmış arkadaşlar. Dediğim gibi şu trend altına düşmedikçe yön yukarı arkadaşlar. Herhangi bir, şu anda grafiğimizde bozulan bir şey yok. Hatta çok güzel bir formasyon yapıyor. Onu da şimdilik anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 2.28 üstünde kaldığı sürece trend yukarı devam edecek. Umarım bugünkü sabitlediğimiz mesajda yukarıdan alan arkadaşlarım güzel bir maliyet düşürmüştür. Bir iki arkadaşlarım, bir iki tane arkadaşım görmüş, faydalanmış. Teşekkür ediyorum. Ben de onlardan teşekkür ediyorum. İnşallah faydamız olmuştur arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, küçük yatırımcı psikolojisi çok iyi olmaz. Bunu zamanında biz de yaşadık. Biliyoruz yani. İçimizden dengesizler çıkacak. Küfür edenler olacak işte, ne bileyim. Saygısızlık yapacak, bilmem ne. Artık ben alıştım arkadaşlar. Bu arkadaşlarıma da sahip çıkmayı düşünüyorum. Özellikle böyle arkadaşlarım bizzat Telegram'dan özel olarak bana yazabilir. Numaramı verebilirim. Onlara her türlü psikolojik desteği verebilirim arkadaşlar. Çünkü bunu ben çok bir şey verdim başka gruplarda da. Faydalarını da gördü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Şu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, burada kırıldığında nasıl yukarı gitmiş değil mi arkadaşlar, düşeni kırdığı zaman nasıl gidiyor arkadaşlar. Bizim takip edeceğimiz özellikle destekler neydi? 2.28, 2.33, 2.33, 2.28, bugün 2.26'yı da destek yaptı, onun altında da 2.14, bu şekilde desteklerimiz var arkadaşlar. Direnç olarak gelecek olursak arkadaşlar, 2.54 seviyesi direnç olarak, 2.66 ve 2.69 var. Evet, 2.69 var ve en son gördüğümüz 2.84 seviyesi var arkadaşlar. Burada şöyle bir formasyon var arkadaşlar. Ben burayı bir bayrak formasyonuna benziyorum. Ola ki bu, yani formasyonu, yani bu kamayı, düşen kamayı yukarı doğru kırdığı zaman arkadaşlar nerelere kadar gidebilir onu hesapladım arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi 2.54 seviyesinin üzerinde ve onun üzerinde 2.66, 2.69 dirençleri kırıldığı takdirde bu formasyona gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu formasyonda ne işte, yani filama nasıl hesaplanır arkadaşlar, yani buradan çekilir bura, kırıldığı yerden koyuyorsun arkadaşlar. O şekilde hesaplanır. Bu seviyede nerelere kadar geliyor arkadaşlar? Bu seviyede 3.66 seviyesine geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi günlük düşünmeyin. 3-5 günlük düşünmeyin. Borsada 3-5 günlük düşündüğünüz takdirde kaybedersiniz arkadaşlar. Örneğin şurada depeden hep geldiniz, aldınız arkadaşlar. Ne oldu? Hisse şu anda düzeltmeye girdi. Evet arkadaşlar, burada yine küçük yatırımcının çok büyük hatası var. Bu da ne arkadaşlar? Tamam, güzel kardeşim, tavandan almışsın. Niye dip seviyesine değil, pardon, dip seviyesi diyorum, desteğine geldiğinde niye satıyorsun güzel kardeşim? Başka bir hisseye gittiğin zaman yine gideceksin, yukarıdan alacaksın, yine zarar edeceksin güzel kardeşim ya. Her zaman ne diyorum arkadaşlar? Bir hisseyi desteğinden alın, dirençten satın arkadaşlar. Destekten alın, dirençten satın. Ama siz öyle yapmıyorsunuz. Küçük
küçük yatırımcı ne yapıyor? Tavandan alıyorsunuz, aşağı düşünce de satıyorsunuz. Ondan sonra paranız eriyor. Aynı şekilde başka hisseye atıyorsunuz. Atlıyorsunuz, o şekilde paranızı eritiyorsunuz. Hayır arkadaşlar, en büyük yanlışınız bu. Tamam, birinci hatanız tavandan geldiğinizi aldınız. İkinci hatanız desteğine geldiği zaman satmayın güzel kardeşim. Oradan tekrardan maliyet düşürün. O zaman kazanabilirsiniz. Bundan önceki videomda defalarca anlattım arkadaşlar. Tam 5 ay sürdü bak, ben 5 aydır Pegio'dayım. Ortalama 30 bin lira zarardayken 70 milyar karı gördüm arkadaşlar. Yani her zaman bunu size anlatıyorum arkadaşlar. Yani günlük düşünmeyin. 3-5 saatlik düşünmeyin. Haftalık düşünmeyin, aylık düşünmeyin. En kötü gibi 6 ay, 1 sene bir hissede kalmaya çalışın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi bu düşen kama kırıldığı takdirde 2.54 üzerindeki kapanışlarda 3.66 seviyelerine kadar gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Aylık grafiğimizde de baktığımız zaman arkadaşlar bir fincan kurup olay var. Yani grafik olarak hiçbir bir sıkıntı yok. Yani grafiğimiz o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani hisse bürüp takasa girdi diye üzülmeyin değerli dostlar. Çok güzel bir formasyon var. Grafikten anlayan arkadaşlarım bunu aynı nakış işleri gibi hepsini işleyecekler. Bu da zamana bağlı arkadaşlar. Dediğim gibi 3-5 günlük düşünmeyin ya da 2 güne bir sormayın. Hocam bu gider mi? Kaç gün süre? Onu ben bilemem arkadaşlar. Kaç gün gideceğini veya bile. Evet, şu son akşam ne demiştim ben grupta? Arkadaşlar saat 4'ten sonraki gelecek muma bir bakalım nasıl olacak. Kapanışı görelim dedim. Bunu gören arkadaşlar söyledi, yani yazdığımı gören arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Evet, şu son mumumuz arkadaşlar, 4 saatlik mumumuz güzeldi ama sondaki kırmızı iyi olmadı. Tam beklediğim mum değildi. Telefonda baktığım için iyi göremedim. Şöyle günlüğe getirecek olursak arkadaşlar, bu ney? Bu bir doji arkadaşlar. Bakın burada aynı şekilde kırmızı bir doji bırakmış. Ne olmuş? Ondan sonra yukarı doğru gitmiş. Yani burada boğalarla aylar savaşmış arkadaşlar. Kimse yenişememiş. Yani biz dediğim gibi 2.28 seviyelerin altına düşeceğini ben düşünmüyorum şimdilik. Grafiğimizde şu şekil yapabilir arkadaşlar. Ne dedim? Fincan kul. Aynı bu şekilde. Şu şekil yapacaktır arkadaşlar. Ya bu şekil yukarı devam atacaktır. Ya da burada bir kut daha yapacaktır. Bu da dediğim gibi arkadaşlar zaman alacak bir şey. 3-5 günlük mesele değil. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Kusura bakmayın, bugün biraz yorgunum ve biraz sonra Çukur var. Çukur'u izleyeceğim. 10 dakika kalmış. Videoyu paylaşayım. Ondan sonra film izlemeye geçeceğim. Dediğim gibi buradaki anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar.